Karşı şu gördüğünüz çiçek lila çiçek. Afrika ıtırı. Pelargonium zidoides pelargonium reniforme. 1050 çeşit ıtırdan sadece ikisi şifalı. Afrika ıtırı. İki tanesi. Diğer ıtır türleri tıbbi maksatla kullanılmaz. Bu Afrika ıtırı ilk Güney Afrika'da elmas ve altın madenleri bulununca 1700'lü yıllarda binlerce insan buraya akın etmiş. Tabii üst üste yan yana yattıkları için otel yok, motel yok. Herkes hastalanmış. İngiliz asıllı bir ilim adamı da orada işte seyyah hastalanınca ölecek bu diye koymuşlar bir tarafa. Afrika'nın Zulu kabilesi de halk, oranın yerli halkı. Bu zatürre yakalanan vatandaşı Afrika ıtırının Itırıyla. kökürüyle tedavi etmiş. Adam kendine geldiğince ya beni kim tedavi etti, nasıl tedavi etti mesela. Bu şekilde Demişler ki herhalde Afrika bulamaz. ıtırı. Aa bu ne? Tamam. Almış bunu İngiltere'de götürmüş. Orada hapını damlasını derecesini yapmış. Daha sonra İsviçre'de bu marka tescili haline getirilmiş. Penisilin icadına kadar Avrupa'da, Amerika'da bitkisel antibiyotik olarak kullanılmış. Antibiyotik. Astıma, bronşite, sinüzite, faranjite 10 numara. Fakat penisilin piyasaya çıkınca unutuldu. Sonradan penisilinin yan etkilerinin çok büyük olduğu, alerjik hastalıklar, cilt hastalıkları vesaire tetiklediği ortaya çıkınca penisilini bıraktılar. Ölümlere sebep oldu. Tekrar Avrupa'da Afrika ıtırı tekrar Kullanmaya. 1 numara haline geldi. 50 bin kişi üzerinde klinik araştırması yapıldı. Etkisi ispat edildi.